Sağ olsun. Valla çok seviyorlar Barbaros, şaka bir yana. Senin dönmeni çok istiyorlar. Yani seni bir umut olarak görüyorlar, öyle söyleyeyim. Yok, Keşke dönsen. ben kayıp değilim. Ben kayıp değil. Benim hayatım hemzemin saraylardır. Yani saray burada benzetme, külliye ile alakası yok. Ben de basamak yoktur insanlar arasında. Mertebe farkı yoktur ki bebeler, nineler, gebeler, engelliler ve dedeler hiç ayakları taşa değmeden benim yanıma gidip gelebilsinler. Basamak yok benim hayatımda. İnanmam öyle şeylere. Ben bir gün belki ziyaret için dönebilirim. Ziyaret için dönebilirim ama tabii hayatın neler hazırlayacağı neler belli olmaz. Gene beni hukuksuz bir şekilde yaka paça organize bir suçla kaçırıp bir yerlere tıkıp gömüp öldürebilirler. Yapar. Bizim devletimizin böyle gelenekleri var. İşte ayran, susurluk falan, hani Tekirdağ köfte, Evet. Elis Karaduman rahmetli. Ama dur, ağzımdan kaçıyor bazı isimler. Sen beni Evet, toparla aman aman. da. Yani ama temelli dönüp tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamak, yani ben 63 yaşında bir adamım, belli bir ömrüm var geride kalan, bunu da huzur ve güvenlik içinde yaşamak istiyorum. Yani artık Haklı ben olarak. can ve mal güvenliği konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne güvenmiyorum. Haklısın. Yani Yani sokağa çıktığında affedin beni, insanın, güvenmiyorum yani. evet, insanın başına neler gelebileceğini hesap edemiyorsun. Açlıkla yoklukla mücadele ediyorsun. Yani Ama en açlık ve yokluk telafi tedavi edilebilir şeyler. hayır Ama hayır yani öyle şeyler geliyor ki başına, öbür tarafta kimlere ayrıcalık tanınıyor? Sen ekmeğinin peşindeyken kim vur diye gidiyorsun? ay, ne ekmek? Ay, ben bir kere ekmek Berk'in vurulduğundan beri ekmek kanlandı. Ben francala dışında ekmek yemedim. Ayrıyeten de ben öyle fırın ekmeği sevmem. Ben özel ekmekler yiyorum hayatım. Ben hep öyle yedim. Ne yapayım? Öyle doğdum yani. Kimse kusura bakmasın. Tabii. Yani bu da benim hani suçum değil. Gayet Ağız tabii. tadı diyelim. Ağız tadı. Yani beni bakkala ekmek almaya yolladıklarında bile çocukken kıtırıyla burnunu koparıp getirirdim ben eve. Mesela içini hiç sevmem beyaz kısmını ekmeğin. Yani kimi bamya yemez, kimi kapuska yemez. Yani bu Tabii. ekmek lafı da bana şey geliyor. Tamam, bir deyim aslında Deyim, ekmeğin deyim. beşinde, ama yani bakıyorsunuz herkes bir yokluk ve fakirlik edebiyatı yapıyor. Ama borçlu da olsa herkesin elinde son model telefon. Herkes Amerikan sigarası içiyor. Herkes tatiline gidiyor. Herkesin çakma da olsa üzerinde bir marka etiketler zinciri. AVM gibi geziyor insanlar. Alışın verişin merkezleri onlar. Alışa Doğru. alışa verişiyorlar işte Doğru ondan sonra. söylüyorsun. Alan Doğru, razı, evet. veren razı oluyor. Sonra ay ben mağdurum. Yok böyle bir şey yani. Biraz da mücadele edin arkadaşlar. Yani ben bak, biz gelinlik dikiyoruz. Bizim toplu iğnemiz hep ithal. Türkiye'de toplu iğne yok. Ya. Atlı zincir de kapandı. Zaten onunki inşaat çivisi gibiydi böyle hep. Yani kumaşı deliyor, parçalıyor. Temel bu böyle toplu iğne, ama ince olacak, çelik olacak, paslanmaz olacak. Pahalı da, çok toplu iğne dökülüyor. Provada vesaire. Her akşam mıknatısla topluyorduk onları bizlere. Ya. Yıkıyorduk ve talk pudrasına yatırıyorduk paslanmasın. Ve üzerinde elden kalan yağ varsa o metalin üstünde, beyaz kumaşa tekrar batırdığımızda o karartmasın kumaşı diye. Biz öyle çalıştık. Ya, görüyor musunuz değerli izleyiciler? Biz karı satmadık, Hiç. elbise sattık meslek hayatımız boyunca. Şimdikiler karı satıyor. Ya. Kusura bakmasın kimse yani. Ahlak ve erdem bir kurumsal kimliğin emekleyen dizleridir. Bedenle alakalı bir şey değildir ahlak. Ahlak düşünce ve vicdanla alakalı bir şeydir. Pardon dermişim. Hakikaten öyle. Yani ne diyeyim ya, yani söyleyecek söz kalmıyor hakikaten Barbaros. Şimdi şunu söyleyeyim bir kere, kaç aydır Barbaros Şansal'ı ne zaman konuk alacaksın diye soruyordu izleyiciler. Değerli izleyiciler, Barbaros Şansal programı uygun olduğunda katılıyor. Kaç kere aradım ben onu. Lütfen Barbaros'u onu söyle burada. Bana çok Evet, kızıyorlar arıyor. çünkü. Ben yani işte şöyle, ben çok
yani yıllarım benim medyanın ve mecranın içinde geçti. Televizyon programları, köşe yazarlığı, gazeteler, ya. İşte hafta sonu röportajları ve röportajlar, işte o sosyal hayat. Biraz artık yeni yüzlere, yeni isimlere, yeni fikirlere ihtiyaç olduğuna inanıyorum ben. Bizden pek alacakları bir şey yok. Biz artık onu neylemiş, eleğini duvara asmış insanlarız. Bizden öğrenecekleri bir şey yok. Biz artık dinozoruz, öyle söyleyeyim. Öyle deme, biz, yok. Biz dinozoruz. Yani bak ben ama Melih Gökçe'nin dinozorlarından Barbaros. Değil ha yani. O dinozorlar Melih Gökçe'nin dinozorlarından değil. Asla. Ne diyorsun asla? Katya, fışkiyeyi de ben kırdım ayrıyece. Kulakları çınlasın. Çınlıyor, hep çınlatıyorum ben onun kulağını. Onun da Nevin Hanım'ın da Osman'ın da. Sürekli çın çın ötüyor. Çanlar çalıyor çünkü. Her neyse ben çok medyada olmak istemiyorum. Evet. Çünkü zaten hakkımda açılmış 8 tane dava sürüyor. Höt desem zört diyorlar, bir dava daha açıyorlar. Ve işte ne o gizli tanıklarla bilmem nelerle saçma sapan şeylerle uğraşıyorum. Ama ben mağdur olduğumda bak havalimanındaki olayla ilgili Bakırköy Asliye ceza davası 5 yıla geliyor. Daha ne bir tutuklu var ne bir ceza var. Biz 3 yılda havalimanındaki görüntü kayıtlarını zor alabildik. Evet evet onu takip ediyorum sosyal medyadan. Ayrıca benim açtığım tazminat davasında gene Bakırköy Asliye Hukuk'ta talep ettiğim maddi manevi maddi tazminatım hepsi faturalı yani kırılan dişler kırılan bunlar faturalıdır hepsi. Maalesef bilirkişi raporu benim talep ettiğim maddi tazminata az bulup daha da fazla olması gerekir diye bilirkişi raporu vermesine rağmen yargıç subut delil olmadığı gerekçesiyle. Delil yokmuş benim havalimanında linç edilmemle ilgili. Allah Allah. Ya. Allah Allah. O olanlar ne peki? Onlara delil demiyorlar mı? İşte Türk adaletinin hazin ve vahim durumunun bir başka örneği size. Ya. Bir başka örneği size. İşte yıkın o sarayları. Bunlar yıkın. Doğuruyor. O sarayları yıkmazlarsa halk o sarayları başına yıkacak bunların, size söyleyeyim yani. Reichstag gibi cayır cayır yanacak o adalet sarayları külliye ile birlikte. Yani bu kadar hukuksuzluk, bu kadar Jacoben, bu kadar nobran bir devir. Hiç ben 80 ihtilalinde tutuklanmış, sürgün yemiş adamım, kırmızı konvers babuşlarım var diye ben... Yani neleri gördük biz Sansaryan gördük, Gayrettepe gördük, Beyoğlu gördük, Selimiye gördük, biz neler gördük, biz bugünkü gibi bir şey görmedik yani. Şu hale bakın Oya, yüz binlerce genç ülkeyi terk ediyor, bu beyin göçü evet. Değil, beyin kanamasıdır. Gene yüz binlerce insan bir gazete aldı diye, bir bankada hesap açtırıldı diye malına mülküne çöküldü. Sermayesi olanın, mesleği olanın, yani ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? O 15 Temmuz günü sahneye çıkıp da bunların mallarını alın, bunların malları size helaldir, ganimettir diye bağıran adam kalpten öldü gitti yani. Ben zaten o adamın o konuşmasını gördüğüm gün benim Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kırılma noktamdır. Devletin bayrağının önünde, devletin eliyle devletin tasvip ettiği biri çıkıp hukuksuz bir şekilde bir takım insanların mallarının yağmalanmasına çağrı yapıyor. Hangi devirde yaşıyorsunuz siz kardeşim? Hangi ülke, hangi insan, hangi yatırımcı, hangi sanatçı, hangi bilim adamı size güvenir? Sonra Konya yan sanayiinde uçan görünmez uçak gemisi yaparsınız işte. O bile çoktur size. Bak ayağını denize sokamıyor Türk halkı. Evet. Kadın bağı alamıyor. Ayağımızı denize sokamıyoruz deme öyle. Alırsınız 2 metre Amerikan bazı cır 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 rahmetli Seyfi Dursunoğlu gibi bir yırtarsınız. Çarşı çarşı koyarsınız. Sonra onu yatırırsınız çamaşır suyunu çitirersiniz çitirersiniz bardak bile kurularsınız. Şimdi idare devri. Ay Barbaros, ne yapalım, hak ettiğimizi yaşıyoruz.
Canım benim çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzına teşekkür yüreğine ederim. sağlık. Yani. Yordum. Çok yok, yordum ne yorulması, seni. çok eğlendim. Sen olunca Vallahi. çok güzel oluyor. Çok Ay eğlenceli sağ ol. oluyor. Bir Aynı ben seninle şekilde. konuşurken de gözümün önüne hakaretlerdeki o sarı ceketle geldiğim ilk programım aklıma geldi stüdyoya. Ya. Bakmış da vardı o zaman. Ya Haldun abi de İstanbul'da ne balkondaydı güzel. galiba o gün, değil mi? Aa. Ne günlerdi. Gene güzel günler gelecek. Çok İnan bana. özlüyorum ben Barbaros. Ben senin kadar umutlu değilim. Hani Yok yok. en azından şöyle umutlu değilim. Yakın bir zamanda göremiyorum o. Çünkü çok büyük yıkım yaşıyor hakikaten Türkiye. Bunların toparlanması da zaman alacaktır diye düşünüyorum. Ama senin Walt dediğin gibi. Disney ne dedi Lale? Her şey bir fareyle başlar. Koskoca bir Disney imparatorluğu çıktı. Yani bu en büyük, bakın hep söylediğim bir laf vardır. En güzel, en sağlıklı, en verimli meyveler her zaman nadasa bırakılmış tarlaların kenarındaki tezeklerin içinden filizlenip fidana dönüşürler. Umutsuzluk insana yakışan bir şey değil. Umudumuz hep var. Ama fakirin umudu değil bizim umudumuz. Bunu ayırmak lazım. Yani bizim umudumuz ışık, aydınlık, çağdaşlık bizim umudumuz. Kendin olmak, birey olabilmek, bir toplumun bireylerden oluşabilmesi, farklı ve öteki bireylerden oluşabilmesi umudumuz. Ve bu öteki ve azınlıkların da çoğunlukçu değil, çoğulcu bir demokrasi içinde var olabilmeleri umudumuz. Bunu tekrar tesis edeceğiz. Çar naçar bu olacak. İnan bana, bak şimdi burada söyleyemiyorum. Mit mit peşime düşer hepsi bunların. Olacak. Az kaldı, olacak. Peki. Demokratik bir şekilde hepsi umarım olur bütün taleplerimiz. Onu da söyleyelim. Değerli Barbaros Şansal, sevgili Barbaros Şansal, bana da çok iyi geldi. Çok özlemişim. Telefonla görüşüyoruz ama böyle bir program yapmak benim için de harika oldu. Çok çok teşekkür ediyorum sana. Her şey gönlünce olsun. Ben Bütün teşekkür ediyorum. Türkiye için bütün iyi dileklerin için de ayrıca teşekkür ediyorum. Umudun için ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsın diyorum. Hep ol. Hep varız, merak etme. Biz varız. Evet, çok Onlar güzel. varmış gibi yapıyorlar. Mış gibiler onlar. Her neyse, ben kapanmadan önce tekrarlayayım. Sıfır Rh pozitif kan grubum, Yengeç Burcu, maddi olanakları yeter. Fizik şekil ağda görüldüğü gibi kısmetlerimi, taliplerimi bekliyorum. Canımsın benim. Sıraya girecekler eminim. Elektrik alırsak çay içeriz. Seviyorum seni. Çok Her teşekkürler. şey gönlünüzce olsun. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, size de soru ve görüşler için çok teşekkür ediyorum. Harika bir program olduğunu düşünüyorum. Bir başka yerde görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Siyasi partiye gönül vermiş olursa olsun bütün hemşehrilerimizi büyük bir teveccühle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğum, omuzumdaki yük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediyeye siyaset sokmadım. Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey.